Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size Haziran 2020 mesleki seminer döneminden bahsedeceğiz. Açıklanması yapıldı dün. Seminer dönemi peki nedir hocam? Seminer dönemi bizim yıllık olan iş ve işlemlerimizden bir tanesi arkadaşlar. 4 tane seminer dönemimiz oluyor bizim. 2 tanesi sene içinde, 2 tanesi de sene başında ve sonunda olmak üzere. Bunlardan bir tanesi işte arkadaşlar. Bu adaylara özel bir durum değil. Devletin öğretmeni olan herkes bu seminerlere katılmak zorundadır. Dolayısıyla göreve başladıktan sonra siz de katılmak zorunda olacaksınız arkadaşlar. Yani bütün öğretmenler bu seminerlere katılıyor. Ben katılmak istemiyorum gibi bir lüksümüz yok şu anda. Herkes daha yönetici ve öğretmen. Bunlar normal hani 9.30 ve 13.30 saatleri arasında yapılan seminerler. Bunların programını linkini aşağıya da bırakacağım. Geldik olayın sizin merak ettiğiniz noktasına arkadaşlar. Hocam ben bulunduğum ilde almak istiyorum ya. Başka bir ilde alamaz mıyım falan diye soruyorsunuz arkadaşlar. Şimdi normalde şu anda kadrolu bir öğretmen olsanız alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama maalesef yazıyı dikkatli okuduğumuz zaman göreve yeni başlamak üzere olan öğretmenlerimizi bu uymuyor şu anda. Ama tabii ki ilerleyen süreçte belki hani size uyar hale de getirebilirler. Yazıda ne diyor? Birinci madde, herkes kendi kurumunda yapacak diyor semineri. İkincisinde de diyor ki salgın nedeniyle idari izinli olduğu dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlar. Yani siz şu anda arkadaşlar salgın nedeniyle idari izinli sayılmıyorsunuz. Siz daha siz göreve şu an başlamadınız görevde değilsiniz zaten. Zaten. O yüzden hani görev yaptığınız ilden ayrılmadınız yani. Hani buna siz şu an hiç uymuyorsunuz şu anda bu yazıya. Dolayısıyla bulundukları il veya ilçeden alabileceklerdir diyor semineri. Yani sizin konumunuz şu anda bu yazıya uymuyor. Hem MEPİS'te ne durumda şu anda? Şu anda görevde olan arkadaşlar için bahsedersek. MEPİS'e girdim ben baktım. Denedik. Şimdi seçebiliyoruz. İlçeyi seçebiliyoruz. Okul seçimi yapabiliyoruz arkadaşlar. Ama mesela sen Bursa'da görev yapıyorsun. Osman Gazi ilçesinde görev yapıyorsun mesela. Ama Nilüfer'den almak istiyorsun semineri. Maalesef il seçeneklerinde görev yapmakta olduğunuz il yok arkadaşlar. Seçilemiyor. Başka ilden alabiliyorsunuz sadece arkadaşlar. Yani ben bu pandemi sürecinde buradan kalktım. Gaziantep'e gittim. Gaziantep'ten seminerleri alabiliyorum. Biliyorum. Ama Bursa'da kalktım, Bursa'nın bir köyüne gittim. Hayır, geri gelmem gerekiyor. Mutlaka yine aynı kendi okulumdan alacağım. Yani şunu da düşündük. Hani mesela sistem üzerinden olmasaydı belki bu süreçte sizin kararnamenizi alıp işlemlerinizi yaptırdıktan sonra mesela ayın 22'sinde başlıyor kararname süreci. 24'ünde işlemlerini tamamladın. Hani 25'inde acaba gidip başka bir ilden alabilir misiniz diye düşündük. Ama sistem üzerinde olduğu için başvurular tahminimizce MEBİS üzerinde sistemde işlemler kapatılacaktır. Dolayısıyla siz yine ilinizde almak zorunda kalacaksınızdır diye tahmin ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önce bize bu soruları sordunuz ve biz cevabımızda zaten bunu hep söyledik arkadaşlar. Seminerler olacak bakın bunu siz de almak zorunda kalacaksınız. Niye? Siz de devletin öğretmenisiniz. Ona göre yer ayırtın, işte öğretmen evlerine gidin ya da oradaki bir pansiyondan yer ayırtın demiştik arkadaşlar. Evet, şu anda siz de gitmek zorundasınız. Siz de artık devletin bir öğretmeni olacaksınız. Zorda kalmamak için işte önceden yer ayırtmak gerekiyordu. Bir de gidin arkadaşlar. Zaten eğlenceli oluyor. Yani hem gidin bir arkadaşlarınızla orada görev yapacağınız insanlarla bir tanışın. Yani seminer ortamı da bir güzel oluyor. Oradaki toplantılara katılmak da kendince bir eğlenceli oluyor. Yani şu anda kahvaltı veriliyor mesela. İşte pandemi sürecinde ne kadar olur bilmiyoruz ama normalde işte seminerlerin bir günü hep beraber işte hatta biz her sabah yapıyorduk bunu. Birisi simitini alıyor, diğeri poğaçasını alıyor, evet. Biri evden peynir getiriyor falan. Orada hep beraber bir kahvaltı yapıyorsunuz. Ya mesela saz çalmayı bilen varsa gelip arada saz çalıyor mesela. Bunun videosu bile var kanalımda daha önce atmıştım arkadaşlar. Yani eğlenceli oluyor. Hem orada bir ortam kuruyorsunuz. İşte size okulun yeni WhatsApp grubuna eklerler. Orada bundan sonra olan gelişmeleri daha rahat takip edebilirsiniz. Ayrıca öğretmenler kurulu toplantısı olacak. Zümre toplantısı olacak. Programda bunlar var arkadaşlar. Dolayısıyla sizi de hani herkes orada görmüş olur. Siz de hem geçmiş yılda yapılan şeyleri görürsünüz. Gelecek yıl yapılan şeyleri hem anlatılır. Hem nasıl bir şey görürsünüz. Olduğu konusunda bir fikir sahibi olmuş olursunuz. Seneye bunların içerisinde siz de daha aktif bir şekilde gireceksiniz. Şimdi en azından kenarda izleyici modunda birazcık daha size orada pek bir görev vermezler. İyi evet. Olur yani. Hem öğrenmiş olursunuz. Hem de zümre kurulu toplantılarınız da yapılacak arkadaşlar. Dolayısıyla zümrelerinizle de bir ilişki kurarsınız. Hani sizin açınızdan faydalı olacağını düşünüyoruz. Biz de seminerlerde tanışan bir çift olarak arkadaşlar faydasını daha da gördük zaten. Yani seminerleri böyle işlebilir de var arkadaşlar. Dolayısıyla siz de artık hani orada arkadaş edinirsiniz. Tanışırsınız.
Yani bu tip işleri de olabiliyor. Seminerlerin çok ciddi yapıldığı yerler var. Çok ciddi alındığı yerler var. Yani biraz daha rahat olduğu yerler de var arkadaşlar. Mesela görev yaptığım bazı yerlerde daha rahatken bazı yerlerde de arkadaşlar daha fazla da yapabiliyorsunuz. Mesela işte atıyorum sabah bir gidiyoruz akşama kadar şök toplantısı, kurum toplantısı, makaleler falan hani böyle saatlerce sürüyor böyle. Makale incelemeleri yapılıyor mesela, arkadaşlar anlatıyorlar işte. Özel eğitim öğrencileri üzerinde nasıl çalışmalar yapılmış, bunları tartışıyorlar vesaire. Hani daha güzel faaliyet yapılan yerlerde var arkadaşlar. Çalışmalar zaten işe yarar oluyor. Ne tip faaliyetler olacak arkadaşlar? 2023 vizyon planı incelenecek. Kazanımlar, ölçme, değerlendirmeler. Hani yani geçen sene ne tip notlar alınmış? Seneye hedefimiz neler? İşte toplantılar yapılacak. Yıl sonu işleri gerçekleştirilecek. Etkinlikler, seminerler, eğitimler düzenlenecek. Bu gibi işlemler yapılacak arkadaşlar. Eğer ki başka bir ilde semineri alacaksanız bununla ilgili ilk önce müdürünüze haber vermeniz gerekiyor. Önce müdürünüzü arıyorsunuz. Daha sonrasından MEBİS üzerinden başvuru yapıyorsunuz. Müdürünüze yazılı olarak da yazmanız gerekiyor. Hani yazılı olarak yazın denmiş bilişim kanalları üzerinden. Daha sonra da MEBİS'ten başvuru yapıyorsunuz. Seminer sonunda da seminerinizle alakalı aldığınıza dair yazıyı semineri almış olduğunuz okuldan alıp kendi okulunuza götürüyorsunuz ve seminerle alakalı raporunuzu da alıp kendi okulunuza teslim ediyorsunuz arkadaşlar. Seminerle alakalı işlemleriniz bu şekilde oluyor. Peki bununla alakalı sizin sorduğunuz sorular vardı. Hemen onlara geçiyorum. Hocam katılmak zorunda mıyım dedi bir arkadaşımız. Evet, katılmak zorundasınız arkadaşlar. Göreve başladığınız günden itibaren mutlaka seminerlere gitmek zorundasınız. Ha derseniz ki ben seminerlere kesinlikle hiçbir şekilde katılmak istemiyorum, o zaman göreve birazcık geç başlayacaksınız arkadaşlar. Evet, mesela bu bir yolu olabilir yani ancak arkadaşlar. Ama katılmazsanız aynı derse girmemiş bir öğretmen gibi işlem görürsünüz. Bunu bilin. İstediğim ilde alabilir miyim hocam? Arkadaşlar yeni başladıysanız istediğiniz ilde alamazsınız ama... Ama mümkün olmayacak yani arkadaşlar. Hani zamandan dolayı yani. Ama kadroda olan bir öğretmenseniz... Evet şu anda alabilirsiniz. Şu anda alabilirsiniz. Almasam ne olur? Soruşturma açılabilir vesaire. Okuldan izin almalı mıyım? Evet, almalısınız. Zaten yazıda da yazıyor arkadaşlar. Mutlaka İlk önce müdürünüzden izin alıyorsunuz. Peki nasıl alınacak hocam farklı ilden bu seminerler? Dediğimiz gibi işte ilk önce müdürünüzden izin alıp daha sonra MEBİS'ten seçim yapıyorsunuz. Memlekette mi almam daha avantajlı yoksa okulumda mı almam daha avantajlı? Yani bu bulunduğunuz yere göre değişir arkadaşlar. Yani eğer ki gidip gelmek sizin için sıkıntı olacaksa görevde olan öğretmenler için söyleyebiliriz. Yani memleketinizdeyse memleketinizde alın, tekrar git gel yapmanıza gerek yok. Ama eğer ki o ildeyseniz de zaten yapacak bir şey yok. Git evet, yani, okulunuzda yani almak. Bu size kalmış arkadaşlar. Hani tabii o, kendi okulunda almak daha avantajlı oluyor. Değerlendireceksiniz yani. Evet, kendi eğitimsel okulunuzda açıdan düşündüğümüz zaman kendi okulunuzda kendi öğrencilerinizi kıyasladığınız zaten zaman yıl sonu işlemlerini yapmamız gerekiyor. Evet, sınav gerekiyor. Kağıtlarını teslim ediyoruz mesela. Toplantılar vesaire. Yani katılmanız avantajlı, iyi olacaktır yani. Son olarak yeni atananlar da istediği yerde alabilir mi? Şu anda alamaz arkadaşlar. İlerleyen süreçte göreceğiz. Bir yazı gelir bunun haricinde. Evet. Başka bir yazı da sizden bahseder falan. O zaman tabii ki alabilirsiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar, her zaman söylüyoruz. Devletin dili yazıdır arkadaşlar. Dolayısıyla o konuda herhangi bir yazı yoksa, herhangi bir kanun maddesi, yönetmelik, mevzuat yoksa bir şey söylenemez. Ama şu anki yazıda durum bu. Tekrar söylüyorum. Salgın nedeniyle idari izinli olunan dönemde görev yaptığı ilden ayrılanlardan bahsediyor bu yazıda. Dolayısıyla yeni atanan arkadaşlarımızdan bahsetmiyor zaten bu yazıda. Zaten dediğimiz gibi siz 22'sinde görev başlama yapabileceksiniz en az. Dolayısıyla o tarihte zaten başlamış oluyor seminerler ve sistemdeki seçim kapanırsa eğer zaten siz böyle bir seçim yapma şansınız olmayacak. Bu şekilde arkadaşlar. Bir değişim olursa, herhangi bir şey çıkarsa biz sizinle paylaşacağız. Seminerler faydalı oluyor arkadaşlar. Keyfini çıkartın. Artık öğrenci değilsiniz. Siz o okulun personelisiniz. Dolayısıyla diğer personelle kaynaşmaya çalışın. Onlardan bir şeyler öğrenin. Orasıyla alakalı, kurumla alakalı, şehirle alakalı yapacak şeyleri görün. Gidip o ortamda bulunmak sizi rahatlatacak arkadaşlar. Evet, artık siz de kendinizi daha bir öğretmen gibi hissedeceksiniz. Zaten öğretmensiniz de. Hem bir gönül rahatlığı ile bir tatile çıkarsınız. Yani artık evet ya ben kuruma başladım, öğretmenim artık ben modunda bir tatil yaparsınız. Dönüşünüzde gene bir hafta seminer oluyordu normalde ama onunla alakalı bir şey hala çıkmadı. Hani görmedik yani. Şu an hani sadece okulların başlangıcının öne alındığı söylendi. Ama seminerle alakalı bir şey söylenmedi. Muhtemelen bir hafta öncesinde seminerler olacaktır. Çünkü her sene böyle oluyor. O seminerlerde de dönem başı işlemleri gerçekleştiriyor arkadaşlar. Önemli olarak yani.
Dolayısıyla hani bu seminerlere katılımınız hani iyi olur. Bunlar hani boş geçmiyor yani, bunu söyleyeyim. Ayrıca her güne 3 ek ders de alıyorsunuz arkadaşlar, çalıştırma yaptığınız için, bunu da söyleyeyim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere.